Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Ahmet Şenol. Kanalıma hoş geldiniz. Hulefai Raşidin dönemi video serimize Hazreti Ali ile devam ediyoruz. Hulefai Raşidin döneminde Hazreti Ali arkadaşlar 656 ve 661 yılları arasında halifelik yapmıştır diyoruz ve şahsiyetiyle başlıyoruz. Hazreti Ali Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talib'in küçük oğlu bildiğin üzere hicretten 22 yıl önce 600 yılında dünyaya geliyor arkadaşlar. Ebu Talib'in durumunun bozulması üzerine Hazreti Peygamber Hazreti Ali'nin bakımını üstleniyor ve 5 yaşından itibaren Peygamber Efendimizin himayesinde büyüyor arkadaşlar. Daha küçük bir çocukken Müslüman olma şerefine nail olmuştur. Önemli bir ayrıntı, Tebük seferi hariç Hazreti Peygamber'in bütün gazvelerine katılmıştır diyoruz arkadaşlar. Böyle güzel seçici bir soru olarak karşımıza çıkabilir Hazreti Ali ile bağlantılı olarak. Hazreti Ali hicretin ikinci yılında Hazreti Fatıma ile evleniyor arkadaşlar ve bu evlilikten Hasan, Hüseyin ve Muhsin adlı erkek çocuklarıyla Zeynep ve Ümmü Gülsüm yani Ümmü Gülsüm isimli kız çocuğu dünyaya geliyor arkadaşlar. Bu Muhsin'i de Muhassin şeklinde de görebilirsiniz. Nusayrilikte de önemli bir yeri vardır. İbadetlerde onun adını da anarlar ve bu Muhsin'i de çoğu kişi bilmiyor bazen arkadaşlar. Hazreti Ali'nin oğlu olduğunu diyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soyu kızı Hazreti Fatıma ile amcasının oğlu Hazreti Ali'nin çocuklarından ya da damadı da diyebiliriz çocuklarından devam ediyor arkadaşlar. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz'e katiplik yapıyor, vahiy katipliği yapıyor. Örneğin Hudeybiye Anlaşması'nı Hazreti Ali yazıyor arkadaşlar. Bununla birlikte Hazreti Ali bakın peygamber zamanında çok etkin, çok efektif biri olmasına rağmen ilk 3 halife döneminde çok fazla siyasetin içerisinde göremiyoruz. Söylemişizdir muhtemelen bunu diğer derslerimizde. Hazreti Ali arkadaşlar devam ettiğimiz zaman 631 yılında hatırlayacaksınız Hazreti Ebubekir hac emiri olarak gönderiliyor. Ve o yola çıktıktan sonra ultimatom ayetleri dediğimiz Tevbe suresinin ilk 7 ayeti nazil oluyordu. Ve Peygamber Efendimiz kimi gönderiyor? Hazreti Ali'yi gönderiyor. İlk 7 ayeti Hazreti Ebubekir'e duyurmak üzere arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Kendisi Hazreti Ebubekir'e ilk 6 ay biat etmiyor ilk halife olarak seçildiğinde. Bunun sebeplerini detaylıca Hazreti Ebubekir'in halifeliğinde anlatmıştık. Bu ayrıntı zaten yine az önce de vurguladım. İlk 3 halife döneminde ne bir idari göreve katılıyor arkadaşlar ne de yapılan savaşlara katılıyor. Bu çok çok önemli. Ve Hazreti Ali'nin teklifiyle hicri takvime geçiliyor arkadaşlar. Kimin zamanında? Hazreti Ömer zamanında. Hilafete gelişi bildiğiniz üzere Hazreti Osman'ın şehit edilmesiyle oluyor. Buna biz ne demiştik? Fitnetül Kübra, ilk büyük fitne demiştik. Hazreti Osman öldürüldükten sonra arkadaşlar bu isyancılar Hazreti Ali, Zübeyir bin Avvam, Sad bin Ebu Vakkas ve Talha bin Ubeydullah dörtlüsüne sırayla teklifte bulunuyor. Hepsi reddediyor. Ama kafalarındaki asıl isim Hazreti Ali arkadaşlar. Ve Hazreti Ali'ye baskı yaparak onu tabiri caizse zorla halife yapıyorlar arkadaşlar 656 Haziran ayında. Bununla birlikte Hazreti Ali büyük çoğunluğun hem isyancıların ve bir kısım ahalinin desteğini almakla birlikte arkadaşlar tarafsız kalan sahabeler olacak, biat etmeyen sahabeler olacak ve muhalif sahabeler olacak arkadaşlar. Özellikle muhaliflerin ana gayesini ne olacak? Hazreti Osman'ın mazlum olduğu, öldürüldüğü ve onun katillerinin cezalandırılması. Bunu Hazreti Ali'den talep edecekler fakat Hazreti Ali bunu gerçekleştiremeyecek arkadaşlar. Çünkü aslında mantıksız bir talep. Hazreti Ali'yi halife yapan kişiler zaten Hazreti Osman'ı öldüren, şehit eden kişiler. Yani Hazreti Ali kendi ordusuna kendisini ya da kendi çevresindeki kişilere kendisini öldürmesi gibi bir emir veremeyeceği için bu zaten aslında karşılıksız kalan bir talep oluyor diyebiliriz. Peki Hazreti Ali'yi kimler biat etmedi? Sa'd bin Ebu Vakkas, Üsame bin Zeyd, Abdullah bin Ömer, Hasan İbni Sabit, Ebu Said el-Hudri, Muhammed İbni Mesleme, Numan bin Beşir, Zeyd bin Sabit, Muaviye bin Ebu Sufyan özellikle ve Talha ve Zübeyir bin Avvam arkadaşlar başlangıçta biat ediyorlar.
Onların da zihinlerinde bir valilik almak var Hazreti Ali'den. Fakat Hazreti Ali onlara böyle bir görev vermeyince biatlarını bozup Cemel ashabına katılıyorlar arkadaşlar. Çok önemli ayrıntı bir bilgi. Hazreti Ömer'in kurduğu şuradan Hazreti Osman'ın da vefat etti sayarsak, Hazreti Ali'yi de çıkartırsak sadece Abdurrahman bin Avf Hazreti Ali'ye biat ediyor halife olarak arkadaşlar. Hazreti Ali'nin yönetimine geldiğimiz zaman nasıl bir yönetim politikası izledi? Hazreti Ali arkadaşlar bilindiği gibi en büyük problem Hazreti Osman'ın katilleriyle mücadele, yani Hazreti Osman'ın katillerinin cezalandırılması isteniyordu. Ve bu sebeple de arkadaşlar tepkiler büyüyordu. Bununla birlikte Hazreti Ali çok hızlı bir şekilde arkadaşlar problem olarak gördüğü valileri azletmişti. Valiler büyük bir problemdi ama Hazreti Ali'nin bu yaptığı sert müdahale farklı tepkilere yol açtı arkadaşlar. Hazreti Osman döneminde hatırlayacaksınız bütün önemli metropol kentlerde Ümeyyeoğulları ailesinden kişiler vardı. Hazreti Ali hemen bunların hepsini görevden alıyor arkadaşlar ve kimleri atıyor? Kendi akrabalarını atıyor arkadaşlar. Eşter-en Nehai, bakınız bu Küfe'deki isyancılardan ne diyor? Biz Osman'ı neden öldürdük ki? Ali de akraba siyaseti yapıyor diyor arkadaşlar. Vilayetlere göre atanan valiler: Abdullah İbni Abbas, Basra, Ubeydullah İbni Abbas, Yemen, Kusem İbni Abbas, Mekke, Taif, Muhammed bin Ebu Bekir, Mısır, Ebu Musa el-Eşari ve Karaz İbni Kab, Küfe, Ebu Eyyub el-Ensari, Medine, Sehl bin Huneyf, Şam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hep Abbas, Abbas, Abbas zaten. Hani kendi Haşimoğulları akrabalarından seçiyor yöneticileri. Bununla birlikte Muaviye bin Ebu Süfyan da yine görevden alınıyor. Kendisi neydi arkadaşlar? Şam, Suriye genel valisi idi Hazreti Osman döneminde. Hazreti Ömer döneminde de yine valilik yapıyor. Burada Muhre bin Şube Hazreti Ali'ye diyor ki, yani valilerin hepsini birden azletmemelisin. Çünkü sana isyan ederler top top bir şekilde azledersen. Fakat Hazreti Ali bunu dinlemiyor. Ve burada zaten Muaviye bin Ebu Süfyan Hazreti Ali'yi tanımadığını iddia ediyor ve görevi de bırakmıyor arkadaşlar. Bununla beraber Hazreti Ali arkadaşlar, yine ahaliyi biraz kızdıran bir gelişme bu da. Hazreti Ömer tarafından başlatılan ve Osman döneminde devam eden atiye. Bunun atiyeleri biz ne diyoruz? Yıllık maaş arkadaşlar. Hazreti Ömer döneminde düzenleniyordu. Yani İslam'a hizmeti, giriş sırası, yaptığı çalışmalara göre atiye miktarı belirleniyordu. Bunu ne yapıyor? Hazreti Ali kaldırıyor ve herkese eşit bir şekilde dağıtmaya başlıyor arkadaşlar. Burada da istemsizce şöyle bir şey çıkıyor. Ben bu kadar hizmet yapmışım, 1 lira alıyorum. Adam daha yeni gelmiş, dün bir bugün iki, 1 lira alıyor. Böyle aslında eşitlik aslında arkadaşlar iyidir ama eşitlik her zaman adalet değildir. O resmi hatırlayacaksınızdır. Adalet ve eşitlik başlık altında. Eşitlik her zaman maalesef adaleti getirmiyor. Bu da yine tepkilere yol açıyor aslında arkadaşlar. Hazreti Osman'ın akrabalarına dağıttığı hususi arazileri geri alıyor arkadaşlar. Aslında Hazreti Ali'nin temel mantığı problem olarak gördüğü şeyleri düzeltmeye çalışmak. Ancak zaten aslında Hazreti Ali'ye çıkan tepkilerin temel sebebi atiyedir, ne bileyim valilerin değişmesi değildi. Tamamen bu Osman'ın katillerinin cezalandırılması meselesi arkadaşlar. Hiçbir zaman çözülemedi. Çözülemeyeceği için de Cemal Sıfır ve tahkim dediğimiz üç hadiseye yol açtı. İktidar mücadelesi ve muhalefet başlığı altında arkadaşlar Hazreti Ali temelde iki grupla mücadele edecek. Bunlardan biri Muaviye bin Ebu Süfyan'ın başını çektiği Hazreti Osman'ın katillerinin cezalandırılması. İkincisi ise Hazreti Ayşe, Talha ve Zübeyir'in başını çektiği, özellikle Hazreti Ayşe'nin liderliğine soyunduğu Cemel ashabı arkadaşlar. Hazreti Ayşe'nin bu Cemal ashabına katılmasının temel sebebinin ta bu Müstelik gazvesi, Müreysi gazvesi dönüşünde İfk hadisesinde biliyorsunuz Hazreti Ayşe suçlanıyordu, daha sonra aklanıyordu Kur'an-ı Kerim tarafından, Allah tarafından.
Burada Hazreti Ali'nin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Ayşe'yi boşaması yönünde telkinleri oluyor. Yani üzüldüğünü gördüğü için. Hazreti Ayşe de bunlara içerlediği söyleniyor arkadaşlar. Ve bu sebeple Hazreti Ali ile araları yok. Cemal Ashabı ve Muaviye'nin, o Suriye bölge genel valisi Muaviye'nin arkadaşlar iddiası vardı. Burada iddiasını neye dayandırıyordu Muaviye arkadaşlar? İsra suresi 30. ayeti kerimeye. Burada ne diyordu Allahu Teala? Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. Kim haksız yere öldürürse onun velisine hakkını alması için yetki verdik. O da öldürmedi, aşırı da gitmesin. Burada Muaviye diyor ki haksız yere öldürüldü, mazlum olarak öldürüldü. Mazlum olarak öldürüldüğü için onun velisi ben haklıyım. Bunu da Allah buyuruyor diyor arkadaşlar. Başlangıçta Hazreti Osman'ın katibi Mervan bin Hakem ne yapıyor arkadaşlar? Cemal ashabına katılıyor. Muaviye'nin tarafına katılmıyor. Aynı aileden olsalar dahi. Bakın bu da tuhaf bir gelişme. Cemal ashabı nasıl ortaya çıkıyor? Hazreti Ayşe, Talha ve Zübeyir arkadaşlar muhalefeti oluşturduktan sonra Mekke'de bir araya geliyorlar. Ve burada yine temel iddia Hazreti Osman'ın mazlum öldüğü ve bunun cezalandırılması gerektiği. Bu manada ilk hedef olarak arkadaşlar Basra kentini seçiyorlar ve 3000 kişilik bir grupla Mekke'den ayrılıyorlar. Basra'ya doğru yola çıktıklarında arkadaşlar burada bile bir aslında dağılma meyili gösteriyorlar. İşte kim kıldıracak, Talha mı Zübeyir mi? Burada Abdullah İbni Zübeyir'i görevlendiriyor Hazreti Ayşe arkadaşlar. Hazreti Osman'ın çocukları Eban ve Velid de başta Cemal ashabında bulunuyor. Ancak daha sonra buradan ayrılıyorlar. Çünkü burada aslında konuşmalar geçiyor arkadaşlar işin detayında. Hani bunlar Eban ve Velid'in katılmasının temel sebebi işte Hazreti Ali'yi indirirsek halifeyi kendileri olmasın ya da bir takım ihsanda bulunuyorlar. Tabii öyle akşam konuşulurken kampta işte birisi de diyor ki ya bunlar çoluk çocuk bunlara kim verecek? Hani ya Talha olur ya işte Zübeyir olur şeklinde görüşler duyunca bunlardan diyor birden bize ekmek çıkmaz kısacası ve bu gruptan ayrılıyorlar arkadaşlar. Daha sonra Cemal ordusu Basra üzerinde Habeb denilen yere geldiklerinde burada bu rivayetin sıhhati biraz çalkantılı arkadaşlar. Biraz Hazreti Ayşe'yi kurtarmak için uydurulmuş da olabilir. O yüzden hani sıhhat derecesi çok iyi değil. Burada Hazreti Ayşe'nin Peygamberin keşke Habeb köpeklerinizin hanginize uluyacağını bilseydim sözünü hatırlıyor. Ve bunun aslında yanlış bir şey olduğunu, geri dönmeleri gerektiğini vurguluyor. İşte Zübeyir ve Talha'ya. Fakat yeğeni Zübeyir, abla Zübeyir onu ikna ediyor arkadaşlar. İşte burası orası değil, biz başka yerdeyiz falan şeklinde telkinleriyle ikna ediyor. Buradan da şu yoruma çıkarıyor bazı tarihçiler. İşte Hazreti Ayşe istemiyordu. Pişman oldu ama mecbur kaldı şeklinde arkadaşlar. Basra'ya ulaştığında Osman bin Hüneyfe teslim olması için elçi gönderiliyor. Sonuç alınamıyor. Neticede muhalifler Basra'yı ele geçiriyor. Osman bin Hüneyfe'nin arkadaşlar saçlarını ve sakallarını yolarak Hazreti Ali'ye tehdit olarak yolluyorlar. Hazreti Ali de o sırada arkadaşlar Muaviye'nin üstüne gidecek. Onun için bir ordu hazırlıyor. Onunla uğraşırken yolda bu durumu öğreniyor ve yönünü Basra'ya çeviriyor arkadaşlar. Oğlu Hazreti Hasan ve Ammar bin Yasir'i Küfe'ye göndererek yardım getirmelerini istiyor. İki ordu resimde de görüyorsunuz aslında Basra mevkinde, Basra'da Hureybe mevkinde karşı karşıya geliyorlar. Elçiler sonuçsuz kalıyor ve yapılan savaş neticesinde Hazreti Ayşe'nin grubu kaybediyor arkadaşlar Aralık 656 yılında. Bu savaşa Cemel Deve Vakası denilmesinin temel sebebi savaşın şu resimde de gördüğünüz gibi Hazreti Ayşe'nin devesinin etrafında gerçekleşmesi. Bu sebeple bu olaya Cemel Vakası, Cemel Savaşı diyorlar. Bu savaşta toplam iki taraftan 10 bin kişinin öldüğü söyleniyor sevgili arkadaşlar. Savaşta Talha ve Zübeyir hayatlarını kaybediyor arkadaşlar. Hazreti Ayşe bu olaydan sonra siyasetten uzak durduğu
Ve onun pişman olduğu, sık sık bu az önce Habeb Köpekleri rivayeti gibi anlatılıyor demiş olalım. Ve burada Hazreti Ali'nin kazancı yani galibiyetiyle sonuçlanıyor bu savaş. Burada arkadaşlar mezhepler tarihinde ve kelamda, özellikle mezhepler tarihi kelamda bizim için en büyük problemler çıkıyor. Büyük günah işleyenin durumu ne olacak? Ve bunun üzerine mezhepleşme yavaş yavaş başlıyor diyebiliriz. Bir diğer tarafta da Şam muhalefeti yani Muaviye'nin başını çektiği grup vardı arkadaşlar. Hazreti Ali Mekke ve Medine'nin arkası, özellikle Mekke'den çıktı ya bu Cemal vakası, Cemal grubu. Buradan güvenini kaybediyor ve başkentini Medine'den Küfe'ye taşıyor. Çünkü kendisini destekleyen kişilerin çoğunluğu burada arkadaşlar. Daha sonra Sehil bin Huneyfi biliyorsunuz atamıştı Hazreti Ali ama Muaviye onu şehre almadı. Bu arada Muaviye, Mure bin Şube ve Amr el-As gibi önemli komutanlarla anlaşma yapıyor ve Hazreti Ali ile savaşacağı için de Bizans'a para veriyor ve size savaşmayalım şeklinde ateşkes anlaşması yapıyor arkadaşlar. 656 yılının sonlarına doğru iki ordu Sıffin'de karşı karşıya geliyor ve toplamda 90 bin kişilik iki ordu burada çarpışıyor arkadaşlar. Bu Hazreti Ali'nin ordusu bölgeye geldiğinde Muaviye'nin askerlerinin işte su kaynaklarını kapatmaya çalıştığını, hani ele geçirmeye çalıştığını görünce burayı fark ediyorlar ve su alıyorlar buradan arkadaşlar ufak bir açıklık bularak. Daha sonra Hazreti Ali suya hakim olunca Suriyelilerin su almalarına izin veriyor. Burada arkadaşlar savaşta biliyorsunuz elçiler gidiyor geliyor fakat bir sonuca varılmıyor arkadaşlar ve savaş başlıyor. Temmuz ayının 650 yılında Temmuz ayına geldiğimiz zaman savaş en şiddetli halini alıyor arkadaşlar ve sabaha kadar devam eden çarpışmalar sebebiyle Cuma gecesine Herir yani hırıltı yani Leyletül Herir diyorlar. Leyle zaten gece akşam demek. Hırıltı gecesi deniyor. Ve arkadaşlar Hazreti Ali'nin ordusu galip geliyorken özellikle Eşteren Nehai çok etkin burada. Muaviye'nin çadırına kadar ulaşıyorlar. Burada Muaviye Amr el-As'la durumu istişare ediyor ve Muaviye ihtilafın çözümü için bir ne yapıyor arkadaşlar? Çıkar yol duruyor Amr el-As'ın tavsiyesi üzerine. Ne yapıyorlar? Musaf yapraklarını havaya kaldırarak mızrakların ucuna takarak işte ey Iraklılar artık savaşı bırakalım. Aramızda Allah'ın kitabı hakem olsun diye bağırmaya başlıyorlar. Tabi burada arkadaşlar Irak ordusunda bu bir tepkiye yol açıyor, bir şaşkınlığa yol açıyor. Bu çoğunluğu Küfelilerin lideri arkadaşlar Eşas bin Kays bu durumu öğrenmek için Hazreti Ali'ye gidiyor. Diyor ki işte bana izin ver gideyim. Aslında çok etkin, Hazreti Ali'den bile etkin burada Eşas bin Kays arkadaşlar. Muaviye diyor ki işte benim derdim kan akıtmak değildi. Ben işte çıkar yol arıyordum. Siz istediğiniz gibi kendini savunuyor ve hakemlere bırakılması gerektiği kanaatinde. Eşas da bu öneriyi aslında beğeniyor arkadaşlar ve Hazreti Ali'ye iletiyor. Hazreti Ali diyor ki yok diyor bunlar yalan yapıyor. Zaman kazanmak için yapıyor. Kaybettiler o yüzden çeviriyorlar böyle diyor. Daha sonra Hazreti Ali ikna edemiyor maalesef Eşas'ı arkadaşlar. Eşteren Nehai'ye haber gönderiyor bir iki defa saldırmaması yönünde. Eşter de mecburen geri dönüyor arkadaşlar. Ve 3 ay süren savaş sonucunda da en sonunda hakem olayına bağlayarak konu kapanıyor arkadaşlar. 2020 yılında tahkim olayı KPSS'de çıktı. Bunu da söyleyelim sizlere. Hazreti Ali istemediği halde askerleri içinde önemli çoğunluk Eşas bin Kays'ın başını çekti çok arkadaşlar. Tahkimi talep edince mecburen arkadaşlar ordu savaşmayınca Hazreti Ali'nin de maalesef yapabileceği pek de bir şey kalmıyor aslında. Bu görüşmelerde Muaviye hakem olarak Amr bin el-As'ı seçiyor. Hazreti Ali başta Abdullah bin Abbas'ı istiyor. O işte Eşas diyor ki o senin amcanın oğlu. Hani hakemlik yapmaz, adaletli davranmaz. Bu sefer Hazreti Ali diyor ki o zaman Eşdeğer Nehai'yi verelim. O da diyor ki yok o da olmaz. O da çok işte
sert, sana çok sadık. Yani sanki bu kötü bir şeymiş gibi. Eşas bu sefer baskıyı kuruyor ve Hazreti Ali'nin hakemi Ebu Musa el-Eşari oluyor arkadaşlar. Ve 31 Temmuz 657 yılında tahkimden önce bir anlaşma metni imzalanıyor. Tahkimname imzalanıyor arkadaşlar. Burada işte çıkacak kurallara herkesin ya da kanuna herkesin uyması şeklinde bir sözleşme. Şubat 658, yani bir yıl sonra aşağı yukarı tahkim toplanıyor arkadaşlar. Ve burada ilk olarak yazılıyor işte Hazreti Osman'ın mazlum olarak öldürüldüğü dilere getiriliyor ve Muaviye'nin onun velisi olduğunu iddia ediyor Amr-ı Las. Musa el-Eşari, Ebu Musa el-Eşari bunu kabul ediyor ve bu yazılıyor arkadaşlar. Daha sonra ümmetin başına kimin getirileceği meselesi görüşüldü. Mesela aslında tahkimde bunun görüşülmemesi lazım. Yani konuyu muhtemelen Amin Elas buraya çekiyor arkadaşlar. Yani burada şunun görüşülmesi lazım. Hazreti Osman'ın katilleri nasıl cezalandırılabiliriz? Ama işte Hazreti Ali'ye sadık olmayan birisi, Hazreti Ali'yi gerçekten başarılı bir halife olarak görmeyen Ebu Musa bu görüşmeleri gerçekleştiriyor arkadaşlar. Ebu Musa el-Eşari işte diyor Abdullah İbni Ömer, Sad bin Ebu Vakkas hilafete gelmesini teklif ediyor. Fakat bu sonuç çıkmıyor. Bunların hepsi yazılıyor arkadaşlar. Hakemlerin aldığı karar önce Musa tarafından açıklanıyor. Musa şöyle sesleniyor. Barış olması için Ali ve Muaviye'nin azline karar verdik. Ben şu sarığı çıkardığım gibi Ali'yi halifelikten azlettik ve biz onun yerine Abdullah bin Ömer'i getirdik diyor kendi adayı olarak arkadaşlar. Söz Amr'a gelince Amr-ı Las, o da diyor ki Ebu Musa'yı gördünüz Hazreti Ali'yi azletti. O onu azlettiyse ben de ona katılıyorum, çok haklı. Ben onun yerine Abdullah bin Ömer yerine Muaviye'yi halife olarak tayin ediyorum diyor. Ve kayıtlarda da gördüğünüz gibi zaten Ebu Musa Hazreti Osman'ın mazlum olduğunu ve Muaviye'nin onun velisi olduğunu kabul etti. Dolayısıyla aslında Muaviye'nin halifeliğini de kabul etti demeye getiriyor. Tabii bu bir müthiş bir tepki alıyor arkadaşlar. Hazreti Ali de tabii şok oluyor bu haberi duyunca. Hazreti Ali ne yapacağını şaşırıyor aslında. Muaviye aslında ilk defa siyasi olarak bir kazanç elde ediyor ve halifeliğini iddia etmiş oluyor arkadaşlar resmiyette. Hazreti Ali bu tahkimi tanımadığını iddia ediyor ve daha sonra haricilik dediğimiz fırka ortaya çıkıyor arkadaşlar. Eşas bin Kays ve onunla hareket eden büyük bir kitle tahkime destek verirken Hazreti Ali'nin ordusuna çok sayıda insan diyor ki bu tahkim yanlış. Ve bu savaşın dönüş yolunda 12 bin kişilik bir grup Hazreti Ali'nin ordusundan ayrılarak Harura Vadisi'ne gidiyor arkadaşlar. Hazreti Ali onlarla görüşmek üzere Abdullah bin Abbas'ı elçi olarak gönderiyor. Başarılı olmuyor. Bu sefer kendisi gidiyor arkadaşlar ve bir kısmını Küfe'ye dönmeye ikna ediyor. Haricilerin ilk grubu diyebiliriz bunu arkadaşlar. Bunların temel iddiası şu, yani tahkimi kabul etmemeniz, yani baştan beri tahkimi kabul etmek yanlıştı. Tahkimi kabul ettiğiniz için tövbe etmeniz lazım. Çünkü siz Allah ve Resulü dışında birinin hakemliğine kabul ettiniz. Ve ne diyecekler zaten? Hüküm ancak Allah'ındır diyecekler. Ve Hazreti Ali de bu söze şöyle cevap veriyordu arkadaşlar. O zaman da kendisiyle batılın amaçlandığı hak bir söz. Her ne kadar arkadaşlar Hazreti Ali ikna etmiş olsa bile tabii bunları yine tekrar terk edecekler Küfe'yi. Hariciliğin ortaya çıkışı aslında arkadaşlar bu Hucurat suresi 9. ayet-i kerime ile de etkili. Bunlar ne diyor? Bu ayet-i kerimede ne diyor? Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse artık aralarını adaletli düzeltin ve adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah adil davrananları sever. Burada haricilere göre arkadaşlar Asi, Muaviye ve taraftarları hakkındaki hüküm savaşın sonucuna göre verilecekti. Yani savaşla ya kaybedilecekti ya kazanılacaktı. Allah'ın hükmü buydu. Yani Allah savaşla bunun bitmesini isterken siz Allah'ın hükmünü değiştirdiniz, tahkime karar verdiniz.
Bu yüzden büyük günah işlediniz, tevbe etmezseniz ebedi olarak cehennemde kalacaksınız şeklinde iddiaları oluyor arkadaşlar. Yani bu ayet-i kerimeden bakarsanız haricileri biraz daha anlayabilirsiniz. Yani Allah'ın hakemliği ne anlama geliyor? Bu Hucurat suresi de önemli bir ayrıntı. Daha sonra Nehravan Savaşı dediğimiz bir savaş gerçekleşecek. Kimle? Haricilerle Hazreti Ali arasında. Hazreti Ali bizzat ikna etmişti arkadaşlar. Bunlar Küfe'ye geri dönmüştü Harura Vadisi'nden. Bu sefer Hazreti Ali hakemini tahkime gönderince Abdullah İbni Vehbi lider seçiyorlar. Küfe'den çıkarak Nehravan'a gidiyorlar arkadaşlar. Ve burada taşkınlıklar yapıyorlar. Ama burada aslında bardağı taşıran son damla Abdullah Habbab bin Eret ve hamile eşinin öldürülmesi. Hazreti Ali bunu duyunca arkadaşlar katillere teslim edilmesini istiyor. Reddedilince Hazreti Ali Nehravan'a gidiyor ve savaşta Hazreti Ali haricilerin çoğu ne yapılıyor arkadaşlar? Önemli bir kısmı öldürülüyor 658 yılında. Hazreti Ali haricilerle uğraşırken Muaviye de tabii boş durmuyor. Halifeliğini ilan ediyor. Mısır'ı ele geçiriyor. Irak, Cezire, Hicaz bölgesine de aşağı Yemen bölgesine de saldırıyor arkadaşlar. Hariciler daha sonra Nehravan'dan kaçan hariciler Nuhayle'ye sığınıyor. Nuhayle'de de bir savaş oluyor arkadaşlar. Burada da hariciler yine yeniliyor diyelim. Hazreti Ali'nin vefatı ise yine haricilerden kaynaklanıyor aslında arkadaşlar. Hariciler şöyle bir karar alıyor. Fitnenin sebebi bu Ali, Muaviye ve Amr. Bu üçünü de öldürmemiz lazım diyorlar ve ortak bir suikast düzenliyorlar arkadaşlar 661 yılında. Amr'a suikast düzenliyorlar arkadaşlar ama Mısır'a giden Amr bin Bekret Ettemimi Amr'ı tanımadığı için başka birini öldürüyor. Yani sabah namazını kıldırdığını zannediyor. İşte o hani Amr'dır diyerek Harice bin Huzeyfe'yi öldürüyor. Muaviye bin Ebu Sufyan'a suikast düzenleme görevlerini ise Burak bin Abdullah üstleniyor. Fakat Muaviye saldırıdan yaralı olarak kurtuluyor arkadaşlar. Ve Abdurrahman bin Mülcem Hazreti Ali'ye saldıran kişi de Hazreti Ali yaralıyor ve Hazreti Ali de bu yaralandıktan sonra 28 Ocak 661 tarihinde vefat ediyor. 2019 KPSS ihale sınavında çıkmış bir sorumuza bakalım. Sizlere vurgulamıştım. 4 halife dönemindeki kronolojik sıralamaya mutlaka dikkat edin. Hangi olay hangi halife döneminde gerçekleşmiş muhakkak sorar ÖSYM. Kudüs'ün fethi, Ridde olayları, Cemal ve Sıffın Savaşı. Kudüs'ün fethi Hazreti Osman. Ridde olayları Ebu Bekir, Cemal ve Sıffın Hazreti Ali arkadaşlar. O zaman nin başta olmadığı bütün şıkları siliyoruz. İki şıkkımız kaldı. Birin iki ve bir başta olmayan bütün şıkları siliyoruz. Aynı. Ne kaldı? 4, 3, 3, 4. Yani Cemal mi Sıffın mı önce diyor. Bildiğiniz gibi arkadaşlar ilk olarak Cemal Savaşı gerçekleşiyor. Bu da ÖSYM'nin aslında ufak bir yöntemi. Hani Cemal ve Sıffın'ı çok biliyor öğrenci ama belki Sıffın mi o sınav stresi, sınav baskısıyla Sıffın ve Cemal'in yerini karıştırır diye düşünüyor. Muhtemelen o stresle karıştıran arkadaşlar da olmuştur. Ancak ilk olarak Cemal, sonra Sıffın, sonra tahkim gerçekleşiyordu. O yüzden cevabımız ne oluyor arkadaşlar? 2, 1, 3 ve 4 cevabımız D şıkkıydı. Evet arkadaşlar, Hulefai Raşidin yani 4 halife dönemi bu kadardı. Bir sonraki videomuzda Emevi Devleti'ni kuracağız. Hazreti Muaviye diyenler var, tabi demeyenler var. Muaviye bin Ebu Süfyan'ın başa geçmesi ve oğlu 1. Yezid'i veliaht tayin etmesiyle halifelikten saltanata geçmiş olacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmeyi yani kanala abone olmayı unutmayın. Instagram adresimizden de gönderilerimize ulaşabilirsiniz. Her ilim sahibinin üstünde daha fazla bilen vardır diyoruz. Fark etmeden yanlış söylediğimiz bir şey olduysa da kusura bakmayın diyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakınız.